Siz delirdiniz mi? Ali'nin ne işi var orada? Yeni fon için Ferman, şahane bir PR olacak. Gariban, yardıma ihtiyacı olan bir çocuk var. İyi de Ali asistan ne yapabilir ki çocuğa? Yahu yanında uzman biri olacak zaten. Melis. Vuslat Hanım, siz Ali'nin otizmli olduğunu unuttunuz galiba. Şehir değişikliği kolay adapte olabileceği bir şey değil ki... ...insanlar da onu kolay kabullenemiyorlar, sorun çıkaracaklar. E işte onun için zaten Ezo da yanında gidiyor. Ezo mu? Ben niye gitmiyorum? Senin burada daha önemli bir işin var. Tanju Hoca. Benim için fark etmez. Ali gerçekten gidiyor mu yani? Ne? Evet. Hadi git de çantanı hazırla. Yola çıkıyorsunuz birazdan. İşte bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya kızım, senin kıyafetini giyip geldik olaya. Peruk bile taktık. Senin yerine geçmeye çalışıyor işte. Ya asansöre gittin seni. Ya onu daha bilmiyoruz, hemen günahını alma. Ya bu tersi kızın arkadaşı değil miydi? Nazlı'nın telefonu oradan çıkmadı mı? Canım, telefonu da koltuğun arasına düşmüş. Kız koşturuyordu, acelesi vardı. Ondan olmuş olamaz mı? Şimdi sen bana Ezo Ali'ye bir şey hissetmiyor mu diyorsun? Ay yok. Kesin hissediyor. Ben sadece asansörden emin olamıyorum. Yani yoksa kız asla boş değil. Siz dans ederken ağlayacaktı neredeyse Nazlı. Of, bilmiyorum. Yani belki de sadece tuhaftır. Ne bileyim, değişik olabilir. Nasıl, sen niye bu kadar safsın? Acı, emin olsam tamam ama nasıl emin olabilirim ki? Aliçko. Hadi hazırlan. Ne? Gidiyoruz. Kardeş hastanemize yardıma gideceğiz yeni fon için. Yani hastane dediğim bu arada böyle bir yer bekleme. Daha çok sağlık ocağı gibi ama çok iyi değil mi? Olmaz, ben değişiklik sevmem. Tamam, değişik sevmezsin biliyorum da konu sen ben değiliz burada. Küçük bir çocuk var. Tedavi edemiyorlarmış Ali. İmkanı yok, kimi kimsesi yok, parası yok. Ellerini keseceklermiş. Tamam, ben Ferman hocamla gidip iyileştiririm. Ferman hocan gelemiyor işte. Senle ben gideceğiz. Küçük bir ekip olarak yani, ikimiz. Hadi. Ben hala anlamıyorum ben niye gitmiyorum. Programlı bir ameliyatım yok, önemli bir işim yok. Ne var önemli o gün? Servet Anaboğlu. Çok önemli bir CEO'dur. Benim de çok eski arkadaşımdır. Senin ilgilenmeni istiyorum. Ne ameliyatı yapacağım? Burada. Check-up. Sizin zengin arkadaşınıza check-up yapacağım diye ben Ali'yi yalnız mı bırakacağım? Ama çok önemli bir problemi olabilir. Ya ben cerrahım, cerrah ustadım. Anlatamıyorum galiba. Tamam tamam, ben alırım. Ben alırım. Ameliyatım var zaten. Ondan sonra gelir alırım. Demir izinli şirkette işi varmış. Doğru alırım, hallederim. Tamam. Yok, çok sağ ol. Ama söyledim ya, çok mühim bir arkadaşım. Ona söz verdim. Seni şefe baktıracağım dedim şimdi. İyi, tamam. Benden söylemesi. Benim hiç fark etmez. Paniklersen, kendini kötü hissedersen hemen ara beni. Tamam, ararım. Öyle yemekleri garipseyip yememezlik yapma. En azından bir tost olsun kendine yaptır, tamam mı? Senin hala bünyen hassas. Yaptırtırım. İşin erken biterse de atla gel. Gece kalmana gerek yok ki. Sen eve uğrayacak mısın? Üstüne başına bir şeyler al, su boktur orası Ali. Ne?
Sen niye öyle gülüp duruyorsun? Sen ne güzel merak ediyorsun beni. Evet. Çok merak ediyorum seni. Bak ilaçlarını sakın aksatmıyorsun. Söz. Yetkin olmayan şeylere evet demiyorsun, derhal beni arıyorsun. Buna da söz. Ve Ezo, bak sakın Ali ile ilgili bir hata yapmıyorsun. Anne, ya ben de tam bu fırsatı bana tanıdığın için teşekkür edecektim. Böyle güzelce bitirecektik konuşmamızı. Sen merak etme, Ali harikalar yaratacak. Ben de bir idareci olarak harikalar yaratacağım. Gururlandıracağım seni bak. Hadi bakalım. Göreceğiz. Hadi artık yolcu yolunda gerek. Beni iyi dinle. Siz de mi? Ali. Hocanın sözünden çıkmayacaksın orada. Tamam. Öyle tamam değil, orası başka bir hastane. Hasta kaçırmak yok. İzinsiz test yapmak yok. Yanında uzman biri yokken hastalara söz vermek yok. Tamam. Ali. Tamam hocam, tamam. Tembihleriniz bittiyse girebilir miyim? İyi bak kendin orada, tamam mı? Sürekli arıyorsun. Beni de. Yanında da sabah. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. İşte hadi. Tamam. Hadi, hadi. Nazlı. Bir konuşalım mı seninle? Hı? Geldim, geldim. Nerede uzakta kumanda? Burada, kolum çarptı. Hadi onu geçiyorum. Reklam girmiş. Of. Hep böyle mi olacağım ben? Her şeyi kaçıracağım mı ellerim yüzünden? Hayır. Tabii ki kaçırmayacaksın. Bak sana ne diyeceğim. İstanbul'dan doktorlar geliyor senin için. İstanbul'dan. Ya. İstanbul'dan. Hem de İstanbul'un en iyi hastanesinden. Kim bilir ne kadar tecrübeli, ne kadar iyi doktorlardır. Gerçekten mi? Beni bile iyileştirir mi? Tabii iyileştirir. Tekrar olacak mı yani ellerim? Olacak. Olacak tabii. Yani tabii ki yaptırın o kadar testi. Ama bu gerek yok bence. Yani bir doktor olarak söylüyorum. Bu kadar teste de MR'a da gerek yok. Bir şikayetiniz var mı? Yok. Niye yani? Niye bu kadar test yaptırıyoruz ki? Eninde sonunda bir şey çıkacak, hem paranıza yazık hem de bizim zamanımıza. Kararım kesin. Siz de devam edin lütfen. Tansiyon 10.7 gayet normal. EKG ile BMI ile böyle. Ciğer ve kalpten de iyi ses geliyor. Ailenizde genetik bir hastalık var mıydı? Bakın, bilgi her şeydir. Ben yatırım yapacağım piyasaya, öğrenmem gereken ne varsa öğrendikten sonra girerim. Ailemde genetik bir rahatsızlık yok. Yatırım olarak vücudunuzdan mı bahsediyorsunuz? Size şımarık zenginin teki gibi geliyorum, değil mi? Şu anda benim yerime gerçekten ihtiyacı olan birisiyle ilgilenmek istiyorsunuz. Gereksiz geliyor size benim check-up'ım. Dürüst olacağım, aynen öyle. Bakın benim babam sapasağlam bir adamdı. Bir sabah fenalaştı, akşama da vefat etti. 50 yaşındaydı. Ben de 50 yaşıma girdim geçen hafta. Anlaşıldı. Bu hastaneyi satın almam gerekse bile bu check-up yapılacak. Hastayı hazırlayalım, alalım. Tamam hocam.
Çocuğu iyileştirebilirim umarım. Filmlerine baktım, kötü görünmüyordu. İyileştireceksin. Çok heyecanlı ya. Berhayat Hastanesi deplasmana gidiyor. Deplasman bir futbol takımının başka bir futbol takımının şehrine maç yapmaya gitmesine denir. Biz maça mı gidiyoruz? Evet, teşekkürler bu kıymetli bilgiler için. Efendim anne. Canım bir saat çeker misiniz? Nasıl sağ? Bak hemen bir benzinlik var orada. Orada bir dursanıza. Ne oluyor ya? Sen... Ay Ezo dur dedim işte, ne yapayım, şoförü mü arayayım? Pardon, şu ileride benzinlikte durabilir miyiz? Niye durduk? Patron durun dedi, durduk. Bana bak, ben hala buradayım, ona göre konuş. Anne, ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama şu an biz burada gerçekten bir hiç... Bir şey mi unuttuk? Hiçbir fikrim yok şu an ne olduğuyla alakalı. Nazlı! Ali! Ben de geliyorum. Bana işaret oluyorum şu an. Anne ne yapıyorsun sen? Beğendin mi sürprizimi? Bayıldım, şahane. Çok duygusal anlar yaşandı burada. Ben gözyaşlarımı tutamıyorum şu an. Ya Ezo! Ya gerçekten seni ülkenin bir ucuna Ali ile yalnız göndereceğimi mi sandın? Ha? Hiç komik değil. Aa, bence çok komik. Ya tüh. Aman. Keşke görüntülü arasaydım ya. Yüzünü görmek isterdim çok. Anne. Ya ne anne anne anne. Senin maksadın işte Nazlı'dan sana ne? Ha? Daha iyi değil mi işte? Ali'yi orada kollayacak biri olur. Sen de rahat rahat işine odaklanırsın. Ama yok, benim niyetim başkaydı diyorsan ben o kadarını bilemeyeceğim. Ya bin kere söyledim, yok. Hadi gel, güzel. Hayır, ben bütün ayarlamalarımı ona göre yapmışım. Böyle oyun mu oynuyoruz burada? Son dakika iş yapıyoruz yani. Neyse ben... Tamam yani, yola çıkmamız gerekiyor artık. Kapatıyorum. Geç kalacağız. Ya nasıl koştum? Neler aldım yanıma hiç bilmiyorum. Ama yetiştim. Ne güzel yetiştin. Öndeyim ben. Thank you.
Bizim köydeki hastaneye çok benziyor. Oh, Ferman Hoca, ilaçlar, aletler, bir sürü şey doldu. O kadar ağır ki. Ben sana yardım edeyim, dur. Sağ ol. Ah. Ah, bir dakika. Ah. Bir kıt etti, bir kıt etti. Ses geldi vallahi belimden. Tek elle yapamadım şimdi, bir şey oldu ya. Çok şey eşya almışım da. İşle ilgili hani ekipman da var ya. Şey, yardım edeyim ben. Yok ya, şey yaparım, hallederim ben. O tek elli almaya çalıştım diyor. Aa, gelsene. Selfie çekilelim, buraya kadar geldik. Bir selfie, şöyle dur. Gel. Gel şöyle, dur. Eli dur. Gel, gel, gelsene. Topuk Bey, bir yardımcı olur musunuz? Çok kalabalık. Tamam ablacığım, olacağız. Emşi Hanım, yardımcı olun lütfen. Hemen sağ geliyorum. Sağ olun. Ha, Turgut Bey siz misiniz? Ta kendisi. Ali Bey. Nazlı Gülengül. Ezo ben. Halkla ilişkiler. Bir ara sizinle bir röportaj yapacağım. Müsait vaktinizde var. Tabii. Arkadaşlar, misafirlerimizin valizlerini taşıyalım. Çok iyi olur, teşekkürler. Ağır, dikkat. Aa, hayır, hayır. Aa, olmaz, olmaz. Tamam, Ali Bey kendi taşır. Beyefendi, siz de niye zorluyorsunuz? Aa. Buyurun, buyurun. Bir yangın ya da zincirleme trafik kazası gibi bir şey mi oldu? Yok. Neden hastalarınız koridorda? En yakın hastane 60 kilometre ötede. Yaklaşık 5000 kişilik nüfusa 5 doktor bakıyoruz burada. 1000 hastaya 1 doktor yani. Matematiğiniz de kuvvetliymiş. Hocam, Nurcan teyzenin tansiyonu fırlamış yine. Şimdi getirdiler. Depoya götürün. Hemen hocam. Neden depoya? Boş odamız yok. Depoyu triyaja çevirdik. MR odanız nerede? Merkezde o. Hiç sorun değil. Bizim yanımızda Kişner telleri, sonra son model diril, son model el cerrahisi seti. Kanama durdurmak için ortopedik turnike ve iki lup gözlük var. Bunlar da Barış'ın iki gün önceki MR sonuçta. Bize yolladıklarınız. Ekondromlar çok fazla değil. Kartilaginöz tümörleri temizlediğimizde elimizde bol bol kemik kalacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Biraz konuşalım mı? Bu doktorun olayı nedir? Otizm mi? Olacak iş mi bu? Şş, yavaş. Ali Bey çok sıra dışı bir doktordur. Siz başarılarını duymadınız mı? Bakın, bizim sıra dışı bir doktora ihtiyacımız yok. Bizim bir tane iyi doktora ihtiyacımız var. Büyük bir evese sizin gelmenizi bekledik. Doktor diye bula bula bunu mu buldunuz? Turgut Bey, siz tanımıyorsunuz Ali Bey. Bence bu söylediklerinizden pişman olacaksınız. Şimdi bir şans verin, gidip görelim hastayı. Lütfen. Evet, sonuçlar çıkınca yanıma gelirsin. Eğer usta tanım gelirse de... Hocam, acilen konsültasyon için çağırdılar. Yolda da onkoloji çevirdi. Bir kordonma için ameliyat sordular. Doruk, vur dedik öldürdün. Fena değilimdir bu işlerde. Aferin. İyi oldu bunu öğrendiğim. Bundan sonra sana inanmadan önce... iki kere düşüneceğim demek. Yok hocam, bu Servet Bey'e özel diye ben şey... Sen bu adamı niye sevmedin? Sen sevdin mi? Hı? Adamın sırf parası var diye, patronun arkadaşı diye... bu kadar kişi içi gücü bıraktık, check-up yapıyoruz herife. Şikayeti bile yok. Adil mi bu sence? Ya tamam, adaletsiz bir durum. Ama yani adamın suçu mu parasının olması? İmkanı var, baktırıyor Doruk.
sonuçlar geldi. Hadi canım. Adamda tümör var. Nerede Ferman? Acilden konsültasyona çağırdı. Sus! Ayaküstü yalan söylüyor. Nedir bu? Servet'in sonuçları mı bu? Hı hı. Ver bana. Tümör mü bu? Ben bir tümöre mi bakıyorum şimdi? Evet. Biyopsi laboratuvarına gönder. Ya bir sus! Telefonunu ver. Sen de. Sen de ver. Koy. Al şunu. Ferman. Şimdi iki tane hastan var. Biri güzel, biri çirkin. Hangisini kurtarırdın? Anlamadım. Ama sen tabii çirkini kurtarırdın. Adalet savaşçısı olduğun için. Dur, başka türlü sorayım ben bir dakika. İki hastam var. Biri akıllı, biri aptal. Hangisini kurtarırdın? Ne oluyor Ustad Hanım? Sen hangi kritere göre hasta seçiyorsun? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ben hasta seçmem. O zaman şöyle yapalım. Zengin, fakir. Ama sen kafadan fakiri seçersin zaten. Değil mi? Bunu da ikimiz de biliyoruz. Ne alakası var bunun? Senin yaptığın bu. Bu. Ne oldu Servet? Hiç bakma. Al. Yardımcıların telefonları burada. Testlerde bir şey mi çıktı? Ben anlamıyorum şu an. Bu mudur senin eşitlik anlayışın ya? Bütün zavallılar yaşasın ama zenginler ölsün, öyle mi? Ben böyle bir şey söylemedim. Servet Bey sizin adınızı kullanarak öne çıkmaya çalışıyor ve ben bu durumdan rahatsızım. Gerçekten hastaysa bakarım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sonuçlara bakmam lazım. Buyur. Biyopsi yaparız ve ne olduğunu anlarız. Anlaştık. Adil ol biraz, adil. Adam gerçekten hasta mıymış? Ameliyat edeceğiz galiba. Ferman Hoca söyleyecek. Siz niye buradan kahve alıyorsunuz? Kafede yaptırsaydık ya. Çünkü kafe çok kalabalık. İşim de çok fazla. Bir de ben buranın kahvesini çok seviyorum. Biraz yavaş ama güzel. Ben odamdayım. Melis. Şu Vuslat'ın fonu. Bağışçılar onu bulmadan bizim onu engelleyecek bir yol bulduğumuz lazım. Tamam, yaparız Berlin. Ayrıca Leyla'nın da aşısı geldi. Getirelim mi bugün? Ben hallettim. Bakıcı getirecek. Melis, senin neyin var? Çok işim var, sonra konuşuruz. İstanbullu doktor. Aynen öyle Barış'ım. Ben de Doktor Nazlı. Merhaba. Ben de Ali Vefa. Ezo ben. İyi olacağım mı ben şimdi? Gidebileceğim mi okula? Tabii. Bir ellerine bakalım önce. Size gönderdiğiniz görüntüler böyle değildi.
Kanser mi, iyi huylu mu belli değil yani, öyle mi? Maalesef. Biyopsi yapacağız. Birazdan sizi alacağız. Yarın sabah da sonuçlar çıkmış olur. Daha önce alamaz mıyız onu? Laboratuvarımız bugün epey yoğun maalesef. Ustad Hanım'dan rica etsem, o hızlandırabilir galiba bu durumu. Bakın, benim çok önemli toplantılarım var. Lütfen. Belli. Çok önemli bir insansınız Servet Bey. Biz de arkadaşlarımız da buradan bakınca görüyoruz. Peki sizden önce gelen insanların hakkını almak sizin için doğruysa eğer, tabii ki gidip rica edebilirsiniz. Vuslat Hanım'dan. Hocam, ben hastamızı biyopsi için alayım mı? Lütfen. Ayrıcalıklarım için sizden özür dilemeyeceğim. Ferman Bey, benim vaktim çok kıymetli. Tasarruf edebiliyorsam ederim. Sizin zamanınız kıymetli zaten. İnsanlar ölüyor, zamanımız kıymetli. Bize yalan söylediniz. Bize yalan söylemişsiniz. Bize gönderdiğiniz taramalar iki günlük değil, en az iki aylık. Bize yalan söylemişsiniz. Yalan söylemek çok kötü bir davranış. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ya ne yapsaydım? Şu hali görseydiniz gelir miydiniz? İş işten geçti demez miydiniz? Ben demezdim. Ali tamam. Ya kuruldaki arkadaşlarınız? Göz göre göre kabul ederler miydi böyle umutsuz bir vakayı? Haber yaparlar mıydı? El kadar çocuğa yapılacak amputasyonu. Nasıl geç kalırsınız bu kadar ha? Tümörü ne kadar büyümüş? Elleri nasıl kurtaracağız biz şimdi? Ha? Söyleyin bana. Neredeydiniz siz? Barış'ın ailesi neredeydi? Ha? Neredeydi? Söyleyin. Öldüler. İki sene önce selde. Annesi de babası da. Kimsesiz kaldı Barış. Ellerinde tümör çıktı da hastaneye yatırdık. Karnı doydu çocuğun. Korkumdan söyleyemedim gelmezsiniz diye. Göndere göndere seni gönderdiler işte. Turgut Bey. Bakın yardım edemeyecekseniz gidin. Benim burada kriz geçirecek insana ihtiyacım yok. Biz burada her gün kriz geçiriyoruz. Aa Turgut Bey. Ama siz de biraz tonunuza, üslubunuza dikkat eder misiniz lütfen? Ali Bey burada... Ali Bey. Öve bitiremediğiniz Ali Bey bu mu? Yardım edebilecek misin? Madem o kadar sıra dışısın, söyle. Yeter. Turgut Bey, siz de doktorsunuz. Evet. Yorgun. Yalnız bir doktorum ben. Sizin İstanbul'daki imkanlarınız yok burada. Anlıyor musunuz? Yardım etmeyecekseniz gidin. Tamam. Tamam. Anladım ben. Barış'ı kurtarmanın bir yolu yok. Sallanma. Yürü hadi. Hadi yürü. Yürü başımın belası. Otur şuraya. Otur. Çağırırsın bakmaz. Bir iş beceremez. Ya doktor Allah aşkına doğru söyle. Bu geri mi? Yani bunun zekası şey mi? Hikmet Bey, test sonuçları normal çıktı. Hatta normalin üstünde. Bu mu normalin üstü? Ya otur bile söyleyemiyorum. Lütfen biraz sakin olun, sessiz olun. Ürkütüyorsunuz. Hikmet Bey, muhtemelen oğlunuz otizmli. Ne? Ne yapacağız yani? Özel bakım ve eğitimle ileride hayatı çok iyi olabilir. Ya ne özel bakımı doktor ya? Bizim öyle bir halimiz, vaktimiz mi var? Nasıl tedavi edeceğiz sen onu söyle. Hikmet Bey üzgünüm. Otizm bir hastalık değildir. Tedavi edilemez. Ben size bu konuyla ilgili bilgilendirici... Ya bırak ya bırak! Allah seni bana bela diye mi verdi? Ya ceza mısın sen benim başıma ha? Hikmet Bey. Karışma doktor. Oğlan benim, dert benim. Bana bak.
Yüzüme bak, yüzüme. Ya duydun mu sen doktoru? He? İyileşemeyecek misin sen? Kurtaramaz kimse seni. Duydun mu? Bitirdiniz beni ya. Yemin ederim beni bitirdiniz ya. Hay ben senin doğduğun güne ya. Hay ben senin doğduğun güne ya. Barış'ı tedavi edecek bir yol bulacağım. Barış yalnız kalmayacak. Tedavi edilebilir o. Bir yol bulacağım. Hayır. Bir yol bulacağım. Hayır. Ali Bey. Bulacağım. Allah aşkına alın bu doktorunuzu. Götürün buradan. Olay çıkarmasın. Turgut Bey. Gücümüz kalmadı bizim. Başımızı çağırsa bakarız biz. Her zamanki gibi. Lütfen gidin. MR merkezdeymiş. Bir ay sonrasında gün veriyorlar. Bizim hastanede bir kere denemiştim, yapmıştım. Bir daha deneyeceğim. Ali. Hop 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 hop. Giremezsiniz. Barış'a bakacağım. Çekilir misiniz lütfen? Turgut Bey'in talimatı var. Giremezsiniz. Ne demek giremezsiniz? Ama benim girmem lazım. Benim Barış'a bakmam lazım. Giremezsiniz doktor bey. Lütfen çekilir misiniz? Vakit yok. Barış, sakin olur musun? Ali. Ailesinden birini aradı mı Servet Bey? Yok hocam. Kanser kesinse telaşlandıracakmış milleti. Adama bak, telaşlanacağı zamanı bile kendisi seçmeye çalışıyor ya. Ne insanlar var, nelerle uğraşıyorlar. Anlat bakalım, neredeyiz? Hocam tümör şurada, sakral köklerin dibinde. Biz de şuradayız, ilyakın dibinde. Güzel, dikkatli olmamız lazım. Çünkü bütün kan alt vücuda da olabilir. Anlaştık. Hocam ben şuna sinir oluyorum. Tamam biz de biliyoruz yani, dünya adil bir yer değil. Ama ne gerek var paranı her fırsatta insanların gözüne sokmanın? Yok toplandım, yok zamanım kıymetli, yok... Artere vurdum. Çıkar. Basınç düşüyor. Kan pervise doluyor. 60'a 40. Hocam açalım mı hastayı? Hocam? Doruk kasık yolu aç. Arteriyel kateter seti. Gönder çabuk. Aç. Bırak. Al bunu. Doruk tut. Tuttum. Devam. Çek bunu. Çek. Hocam 40'a 20 hocam. Al. Platinum spiral çabuk gönder. Hadi. Budur. Yetmiş 50 düzeliyor. Hocam kurtardınız. Tekrar deneyecek miyiz? Biyopsi riskli. Uyandırın hastayı. Ama hocam nereden bileceğiz kötü huylu mu iyi huylu mu? Bilmeden karar verecek. Bu. Nasıl gidiyor? Anne çok hızlı bir şey anlatacağım şimdi sana. Lise 2'de ben atletizm takımına geçtim, hatırlıyor musun? Sen beni o kışın ortasında bütün parkın etrafında koşturuyordun. Ağlaya ağlaya koşuyordum zorla. Ne oluyor? Beceremeyeceksin diyordun. Yani beceremeyeceksin, bunu da beceremeyeceksin diyordum. Ben krizler geçiriyordum, hatırlıyor musun? Ay ne bu nostalji şimdi? Ben o yarışmaya katıldım. Ay yeter Ezo, bir söyler misin açık açık? Dereceyle kazandığımda o yarışma, yani derece aldığımda gururlanmamış mıydın benimle? Onu soracağım sana. Gururlandırmamış mıydım seni? Ezo, hemen dökülüyorsun. Neyse mesela. Anne buradaki doktor daha zaten belliydi. Daha biz ilk geldiğimizde
Ali otizmli diye ön yargılı yaklaştı doktor. Hiç şans tanımadı. Hani görmezden geldim, yok öyle değildir falan kondurmak istemedim ama yok baştan belliydi. Hiç şans vermedi anne. Hani biliyorum sen de Ali otizmli diye biraz mesafelisin ama burada... Nasıl yani, bir olay mı çıkardı orada? Olay çıkardı değil ya, olay çıkardı diyemeyiz ama kızdı biraz. Kızdı, ben de kızdım. Çünkü çok haklı. Çünkü bu doktor bize eski test sonuçlarını göndermiş anne. Çocuğun elini bir görsen göremezsin yani. Görünmüyor çünkü. O kadar ilerlemiş tümör. Çok çok kötü durumda, bakamazsın ya. Yalan söylemişler. Bize yalan söylemişler anne. Sonra nasıl oldu, ne ara nasıl şekil oldu bilmiyorum. Bir şekilde üste çıktı, bağırdı, çağırdı. Gidin diyor bize. Anne, bizi burada istemiyorlar şu anda. Tamam, kapat telefonu. Ne oldu? Bana mı kızdın? Şu an kızdın mı? Yavrum, kapatsana telefonu. Kapat. Alo. Efendim. Turgut Bey, iyi günler. Vuslat Kozoğlu. Vuslat Hanım. Biz sizinle böyle mi konuştuk? Bu yolladığınız doktor... Otizmli, evet. İletişim kurmakta zorluk çekmiş olabilirsiniz, doğrudur. Bakın, bizim burada gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Ama adam gelmiş bana bağırıyor. Yani yolladığınız doktora ben bakıcılık yapmak zorunda... O çocuğu kaybetmeyi göze alırsınız yani, öyle mi? İster miyim öyle bir şey ben? Ben o çocuğa... Ay yeter! Aa, doktor olacaksınız bir de, yani yazıklar olsun ya. Ya tamam, Ali benim de favori insanım değildir ama muazzam bir doktordur. Yani siz eğer ona izin verirseniz Ali ne yapar eder, o çocuğun ellerini kurtarmanın bir yolunu bulur. Eğer vermezseniz desteğimi sizden çekmekle kalmam. Bir sağlıkçı olarak yaptığınız şu muameleyi dünya aleme duyururum. Şimdi Turgut Bey, bakın siz şimdi telefonu kapatacaksınız. Bütün imkanlarınızı Ali'ye seferber edeceksiniz. Ben de tabii size buradan yardımcı olacağım. Ondan sonra vaka bitecek. Ali'den de özür dileyeceksiniz, o kadar. Aa, bu ne be? Ali'yi savundurtuyor bana. Ama öyle. Doktor Bey, sakin. Hey, lütfen. Hey. Kime sesinizi yükseltiyorsunuz siz? Ezo, tamam sen de bir dur. Ali lütfen bir saniye, bir şekilde gireceğiz. Lütfen. Nasıl girmem lazım? Vakit yok. Vakit yok Nazlı. Vakit yok, girmem lazım. Durun. Tamam. Barış'ı istediğiniz gibi görebilirsiniz. Ha. Teşekkür ederim. Merhaba Barış. Ben doktorum. Benden çekinmene gerek yok. Ellerini saklamana gerek yok. Siz de annenize dua edin. Ha. Biz de arada bir işe yarıyoruz işte. Sen gerçekten çok istiyorsun değil mi Barış'ın iyileşmesini? Evet çok. Sen istemiyor musun? Yok canım, merak ettim. Yani sen Barış için öyle iyileşsin diye uğraşıyorsun. Gördün ve çok etkilendin tabii. Bak, ne sormaya çalıştığını anlamıyorum ama evet, Barış. Barış, şu an tek derdim Barış. O çocuk iyileşsin istiyorum, onun için buradayız. Sen de madem geldin, Ali neden tek başına paralıyor kendini? Yani yardımcı olmak ister misin? Çünkü benim elimden başka bir şey gelmiyor. Bak, ben burayı ayarladım, o kadar. Ne yapıyordun? Resim. Bakabilir miyim? Unuttum. Kayboldu gitti ellerim.
Ben senin ellerini bulmana yardımcı olacağım. Evet. Sen oyun oynamayı seviyor musun? Oyun oynamak ister misin? İsterim. Peki. Saklambaç. Saklambaç oyunu oynamak ister misin? Ya bakalım. Ellerin bunun altında. Birlikte ellerini bulacağız. Tamam mı? Ben saklambaç sevmiyorum. Neden? Hiç oynamıyorlar çünkü benimle. Ellerin değişik diyorlar. Balon gibi diyorlar. Ben hep tek başıma oynuyorum. İnsanlar bazen kötü davranabiliyor farklı insanlara. Özellikle de çocuklar. Çok iyi biliyorum. Koşar, dilim öptüler. Ali koşar. Konuşamaz ki. Konuşuyor. Şişt sen oğlum. Konuşsana Ali. Ezik. Bana bak oğlum. Oğlum sen anlamıyor musun? Aramızda yerin yok senin. Burada yerin yok senin oğlum. Hadi, hadi git şimdi. Hadi git. Hadi. Haline bak. Zavallı. Bana bak lan. Kusura bak oğlum. Seni bir daha burada görmeyeceğim lan Ezik. Tamam. Anlıyor musun? Anlıyor musun lan beni? Bizim oynamak için 40 fırınaktan kemer lazım. Ben senin ellerini bulmana yardım edeceğim. Bulacağım. Sen de güzel güzel saklambaç oynayacaksın arkadaşlarınla. Söz mü?